Sevgili Kanal 3 izleyicileri, Yer Yuva ve Yaşam programına hoş geldiniz. Bu hafta yine Afyonkocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürümüz Profesör Doktor Çağlar Özkaymak ve ben Profesör Doktor İbrahim Tiryakioğlu sizlerle ülkemiz ve Afyon deprem gerçeğini konuşacağız. Evet Çağlar Hocam, öncelikle 2024 yılına tektonik anlamda hızlı bir giriş yapıldı. Japonya depremi bütün dünyada 1 Ocak tarihinde meydana gelen Japonya depremi ses getirdi. 7.5-7.6 büyüklüğünde farklı kuruluşlar tarafından deprem çözümleri, büyüklükleri verildi. İstersen bu hafta dünyadaki depremlerle, özellikle Japonya depremiyle bir başlayalım. Ne dersin evet. Bu konuda? Evet, güncel durumları Japonya depremi kontrol ediyor şu sıralar. Yeni yıla Japonya büyük bir depremle girdi. Sen de söylediğin gibi 7.5 büyüklüğünde bir depremdi. Yer kuyuları aslında sürekli kendini belli ediyor. Ben buradayım diyor bir şekilde. Zaman zaman ülkemizde, zaman zaman Afganistan'da, İran'da, zaman zaman Japonya'da veya işte Endonezya'da olduğu gibi dünyanın farklı bölgelerinde ve özellikle plaka sınırlarında. Evet, burası önemli. Burası önemli. Plaka sınırları. Plaka sınırlarında yıkıcı depremler meydana gelmeye devam ediyor. Japonya'da da 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ama Japonya'da çok ilginç bir durum vardı. Zaman zaman biz ülkemizde de yaşıyoruz bunu. Deprem, 7.5 büyüklüğündeki deprem meydana gelmeden 4 dakika kadar önce evet. Sabah erken 5.5 büyüklüğünde bir öncü deprem meydana geldi. Öncü deprem oldu. Evet, olasılıkla o öncü depremi hisseden Japon vatandaşları hızlı bir şekilde aslında bulundukları yerlerden tahliye olmuştur ya da kendilerini güvenli bölgelere almışlardır diye düşünüyorum. Tabii çok büyük bir deprem, yıkıcı bir deprem ama bizim ülkemizde yaşadığımız aslında o büyük yıkımı yaşamadılar. Şöyle ben örnek vereyim. 7.5 büyüklüğündeki depremin Japonya'daki şiddeti, yani insanlar tarafından zararı hissedilen kısmı, şiddet diye tabir ettiğimiz kısmı 6-7 arasındaydı. Aslında hocam yani çok karıştırılıyor. Yani sürekli sosyal medyada da böyle yanlış bilgiler veriliyor insanlara. Hep biz de bu programda belirtmeye çalışıyoruz şiddetle büyüklük arasındaki farkı. Çok ilginç bir şekilde Türkiye'deki ikinci Elbistan sanırım depreminin büyüklüğü de aşağı yukarı Japonya ile aynıydı. 7.5-7.6 idi. Peki bu depremde ne gördük hocam biz Türkiye'deki şiddette? Yani Maraş depremlerinde inanılmaz bir şiddet oldu. Sen de söylediğin gibi büyüklük diye tabir ettiğimiz kavram depremin matematik sırasında ortaya çıkan enerjinin büyüklüğü ile ölçülüyor aslında. İşte 7.7-7.6 dediğimiz bu moment büyüklüğü depremin. Şiddet skalasıyla ise biraz daha farklı. Şiddet, evet. Daha önce de konuşmuştuk. Deprem meydana geldikten sonra, deprem sırasında bölgeye verilen zararla hesaplanıyor. Örnek verecek olursak, mesela Sibirya diyelim. 9 büyüklüğünde deprem oldu. 9 büyüklüğünde büyük bir deprem oldu. Fakat Sibirya bölgesinde bir kent yok, bir yerleşim yok, insanlar yaşamıyor. Orada şiddetten bahsedemeyiz. Tabii ki. Şiddeti yoktur o depremin. Şiddet dolayısıyla direkt insanlara verilen zararla, verdiği zararla ölçülen bir şey. Ki 7.7 büyüklüğündeki Maraş depreminin şiddeti yaklaşık 11 açıklandı ülkemizde. İnanılmaz rakam. Yani inanılmaz çünkü bir rakam. Çünkü inanılmaz bir yıkım oldu. Yani yıkım ne kadar fazla olduğu oluyorsa şiddet de o derece yüksek oluyor. Peki hocam şimdi yine vatandaşlarımız veya izleyicilerimiz şu düşünceye kapılıyorlar. Diyorlar ki Japonya'da 7.6 büyüklüğünde binalar yıkılmıyor veya şiddeti 6.5 şeklinde görülüyor. Türkiye'deki depremlerle Japonya'daki depremler aynı kefeye konulabilir mi sence? Yani depremin verdiği zararların sebeplerine burada bakmak gerekiyor biraz. En önemli sebeplerden bir tanesi depremin dış merkezinin. Yani ya da odak noktasının derinliği diyebiliriz veya dış merkezinin dağılımı diyebiliriz. O bölgedeki yerleşimlerle ilişkisi diyebiliriz. Burada Türkiye'de sığ depremler meydana geliyor genellikle ki Japonya'da da aslında biz derin depremleri görüyorduk geçmiş yıllarda ama 40-50 kilometrenin üzerinde. Evet, geçen hafta meydana gelen yılbaşının
yılın ilk günde meydana gelen depremin derinliği 12 ile 19 kilometre sığ bir deprem oldu aslında Japonya için. Dolayısıyla burada karşılaştırdığımız zaman Türkiye'de de sığ depremler oluyor. Bu deprem için Japonya'daki de sığ depremdi. Dolayısıyla sığ depremlerin etkisi insanlar üzerindeki, yer yuvar üzerindeki şiddete yönelik olarak etkisi çok daha yıkıcı oluyor. Bunu biliyoruz. Bununla beraber depremin verdiği zararların önemli bir faktörü de zemin koşulları. Evet. Şimdi bizim ülkemize baktığımızda ülkemizdeki birçok kent, yerleşim alanımız fayların üzerine kurulu. Ki her yıl açıklanıyor aslında birçok gazete manşetlerinde evet. Şu kentten, şu ilçeden fay geçiyor diye. Evet. Aslında çok büyük bir kısmı. İl ve ilçeler dağılıma baktığımızda fayların özellikle Batı Anadolu'da %70-80'lere varan bir oran var yerleşim alanlarında. Fayların ve alüvyal zeminin yani deprem sırasında en fazla deprem dalgasının salınım yaptığı, şiddetin en çok hissedildiği zayıf zeminler üzerinde yerleşim alanlarımız kurulu. Ve batıya doğru gittiğimizde bu zayıf zeminin kalınlığı çok artıyor. Metrelerce. Örneğin Manisa bölgesine baktığımızda 500-600 metreye iyi geçen alüvyal zemin kalınlıkları var. Peki bu teknolojinin de bu şiddetin azalmasında, etkisinin azalmasında bir kriter midir? Yani şimdi zemin çok önemli bir kriter ama Japonya'da da farklı zemin türleri de var. Her ne kadar bir volkanik bir ada olsa da birazcık daha Türkiye'deki gibi alüvyon zemin çok fazla görülmese de teknolojinin de tabii bununla yapım yöntemlerinin yani, de bir etkisi var. Japonya bir ada yayı. Ada yayı diye tabir ettiğimiz ada, bölge tamamen sağlam kayalık yani volkanizmayla ilişkili oluşan kayalardan oluşuyor. Yani Japonya aslında bir kaya kütlesinin üzerinde kurulu. Dolayısıyla eğer zemininiz kayaysa çok fazla zemin iyileştirme yöntemleriyle uğraşmayarak güncel teknolojiye uygun binada yapıldığı zaman evet. Zararlar minimuma iniyor. Ki Japonya bunu başaran ülkelerden, ender ülkelerden bir tanesi. Hem zeminleri sağlam zeminlere kuruluyor binalar hem de yeni teknolojiyle depreme daha dayanıklı binalar kuruluyor. Bununla beraber çok daha önemli bir nokta var aslında. Benim önemsediğim de bir konu. Japonya'da öğrenciler ilk okulda yer bilimleri, deprem, volkanizma hakkında dersler alıyorlar. Yani Japonlar aslında bunu kültürlerine yerleştirmişler ve çocuklar küçükkenden itibaren tsunami nedir, deprem nedir, deprem nasıl oluşur, deprem neden zarar verir, evet. Yer kabuğunda neler oluyor, işte yer yuvarı üzerinde yaşadığımız yer yuvarını o yaşlardan anlamaya çalışıyorlar. Bu çok önemli bir şey. Bilinçli olmak ve farkındalık için çok önemli tabii bir şey. Bunun dışında şey de var. Yani deprem anında ne yapacaklarını da biliyorlar. Yani çocuklardaki farkındalık işte bazı sosyal medyada yine görüntüler çıktı. İnsanlar böyle bir kaçışma vesaire yok. Bulundukları bölgede hemen bizde de biliyorsun yaklaşık 6 ay veya 1 yıl önce bir çalışmalar yapılmıştı. Çök kapan tutun evet. Veya sağlam bulunan ev içindeki eşyalarla onların altlarına sığınmak gibi çeşitli kurtulma veya korunma yöntemleri bunların farkındalar. Okullarda nasıl olduğunu hepsini i̇şte gördük. Hocam, bu çök kapan tutun olsun işte tahliye olmama durumu olsun insanlar eğer binasına ve zeminine güveniyorsa evet. İşleyen bir şey. Ama bina yıkılacak durumda olduğu zaman, yıkıldığı zaman onların çok fazla bir anlamı kalmıyor maalesef. Evet. Bizim ülkemize baktığımızda ise eskiden jeoloji, yer bilimleri gibi dersler vardı. Özellikle lisede zorunlu derslerdi. Geçmiş dönemlerde benden önce ben hatırlamıyorum 1970'lerde evet. Olasılıkla. Ama daha sonradan biz bunların önce seçmeli derslere çevrildiğini, Milli Eğitim Müfredatı içerisinde daha sonra da kaldırıldığını biliyoruz. Şu an mesela işte bizim ilk orta öğretimde öğrencilerimiz jeoloji dersi, yer bilimlerine yönelik dersler bu anlamda almadıklarını biliyoruz daha doğrusu. Evet.
Tabii Japonya'da 7.5-7.6 oldu ama yine 2023'ün sonlarında ülkemizde de önemli birkaç deprem aktivitesi yaşadık. Her ne kadar çok büyük büyüklükleri 5'i geçmese de örneğin bir Marmara Denizi'nde yine Gemlik Körfez açıklarında yılın son günlerinde bir deprem yaşadık. Yine Malatya'da bir deprem yaşadık yine. Ki en son bir 7 su segmenti Doğu Anadolu fay zonu üzerindeki çok büyük bir yine büyük çok büyük bir deprem üretebilecek potansiyele sahip bir fay. Bu konular hakkında da hocam kısaca istersen konuşalım. Tabii. Şimdi 6 Şubat 2023 depremleri Türkiye ve çevresinde aslında çok büyük bir etki yaptı. Bir bizim için bir milattı aslında zamanda. Onları da başka bir programda aslında detaylıca konuşalım. Yani 6 Şubat depremlerinin yer bilimcilere ve bizlere, insanlara öğrettiği yeni şeyler de var. Tabii ki. Yani gördüğümüz yeni şeyler de var. Ve yine sizin GNSS verileriyle yanlış hatırlamıyorum tespit evet. ettiğiniz bir şey var. Bütün Türkiye sallandı değil mi hocam? Evet. 6 Şubat yani 6 Şubat depremleriyle Edirne'den işte Kars'a kadar bütün bölgelere belirli zaman aralıklarında yani insanoğlunun hissedebileceği, cihazların fark edebileceği büyüklükte yer değiştirmeler, sallanmalar meydana geldi. Ki Afyon'da da iki depremi de biz burada kurmuş olduğumuz istasyonlarda ki gelecek programda bundan bahsedelim istersen. Bu GPS ve GNSS'den. Evet. Orada ne kadar hareket ettiğini, ne kadar bir salınım olduğunu biz hesaplayabildik. Tüm Türkiye'de bu salınımı gördük biz. Dolayısıyla aslında şunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. 6 Şubat depremleri sonrasında Türkiye'de bugün bilinen yaklaşık 500'e yakın fay var. Bu fayların hepsi oynadı evet. o sarsıntıyla beraber. Ve şunu da çok net bir şekilde görüyoruz. Bu 6 Şubat depremlerinden sonra Türkiye'nin çok farklı bölgelerinde artan bir sismik aktivite meydana geldi. İşte Kayseri bölgesinde evet, ilk depremden hemen sonraki aylarda Kayseri sallanmaya başladı. Adana'ya doğru olan evet. depremleri biliyoruz. Malatya tarafı zaten sürekli sallanıyor. Orada ki enerji aktarımı olduğu söylenildi. Özellikle Savrum ve Malatya faylarına evet. herkes bir tedirgin oldu evet. oradaki vatandaşlarımızla. Yani Savrum fayı özellikle bir sismik deprem aktivitesi, bir fırtına şeklinde inanılmaz depremler, çok fazla sayıda depremler üretti. Adana da sürekli tedirgin oldu o dönemi hatırlıyoruz. Hala da olmaya devam ediyor aslında evet. ara sıra depremler meydana geliyor. Bununla beraber geçtiğimiz aylarda Hakkari'de de depremler meydana geldi. Senin az önce söylediğin 7 su segmenti evet. işte kırılacak dediğimiz segmentlerden bir tanesi. 7 su segmenti bölgesinde de neresi orası işte Ovacık Malatya Hakkari. Fayının kafa dayandığı noktanın biraz daha doğusunda kalan Kuzey Anadolu fayının bir kolu. Kuzey Anadolu fayı o bölgeden giderek Karlova'ya doğru gelir ve Doğu Anadolu fayıyla birleşir. Apex noktası gibi bir nokta. Evet, birleşme noktasına yakın bir alan. Yani burada şunu da söylemekte fayda var aslında. Bilimsel çalışmalarla, yer bilimleri çalışmalarıyla biz hangi fayın veya hangi fayların gelecekte deprem üretme potansiyeli olduğunu tahmin edebiliyoruz. Bu aslında kişilere mal ediliyor. Yani ülkemizde sosyal medya kullanıcılar özellikle işte belirli isimler vererekten şu işte şöyle bir büyüklükte deprem. Aslında bunu bütün bilim camiası biliyor. Evet. Yani aşağı yukarı hangi bölgede ne kadar büyüklükte bir deprem olacağı daha önceden biliniyor. Evet. Bizim depremdeki bilinmeyen parametre yer büyüklükten daha öte zaman parametresi. Evet, kesinlikle doğru. Biz depremin nerede olacağını biliyoruz ama ne zaman olacağını bilmiyoruz. Hangi büyüklükte olacağını da tahmin ediyoruz. Evet. Ama sadece zamanını net olarak söyleyemiyoruz ama zamana yönelik de tahminlerimiz var tabii. İşte örneğin işte İstanbul'un güneyindeki o Kuzey Anadolu fayının Marmara'nın içerisindeki devamı adaların güneyinden geçen fay için işte beklenen deprem büyüklüğü 7'nin üzerinde bazı araştırmacılar 7.6, 7.7, 7.2 ile 7.7 arasında büyüklüklerde büyüklük verilebiliyor. Yeri de biliniyor. Evet. Olma olasılığı da işte %60'ların üzerinde bugün artık tahmin olarak söyleniyor. Bunlar da işte paleosismoloji çalışmalarıyla bir fayın geçmişinin araştırılmasıyla ortaya çıkıyor. Senin de az önce söylediğin gibi mesela 6 Şubat Maraş depremleri de kırılan kısım o depremler olmadan önceki yıllar içerisinde
yer bilimciler, o bölgede yapılan çok değerli çalışmalar var farklı bilim insanlarının. O çalışmaların sonuçlarına dayanarak orada bir yıkımın, orada bir depremin olacağını biliyordu. Herkes biliyordu aslında bunu yer bilimcilerin içerisinde. Bugün de işte 700 segmenti yine bilinen, İstanbul, beklenen Bilsun. İstanbul, Balıkesir, Balıkesir aynı şekilde. Afyonkarahisar'da da var beklediğimiz alanlar. Onlardan da bahsederiz birazdan. Kuzey Anadolu fay zonu içinde yine uzun yıllardır kırılmayan bazı segmentler ki en fazla birikimin olduğu segmentlerde Kuzey Anadolu fay zonu. Evet. Yine İzmir hocam, büyük İzmir şehirlerimiz. Bölgesinde evet, karadaki faylar. Her ne kadar denizdeki 2020'de kırılsa da kara içinde birçok fay var. Evet. Belki bir hafta İzmir'i bile konuşabiliriz hocam. İzmir'i konuşalım hocam. Çünkü İzmir şu bakımdan önemli. İzmir'in faylarını aslında Afyon Kocatepe Üniversitesi çalışıyor. 2015 yılından beri. Evet, 2015'ten beri o bölgedeyiz. Zaman zaman 9 Eylül'ün yürütücülüğünde ve son projede de Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin yürütücülüğünde İzmir'deki faylar üzerinde çok detaylı analizler yapıyoruz. İlginç bulgularımız da var. İzmir'in depremselliği üzerine onu da bir hafta konuşalım. Evet hocam, istersen en son bölümümüzde kaldığımız yerden Afyon faylarına devam edelim. İşte batıdan doğuya doğru bütün fay segmentlerini tek tek incelemiştik hatırlıyorsan. Büyüklükleri, nerede olduğunu. En son Tatarlı fayını yapmıştık ve güneye doğru iniyorduk ve Dinar fayında kalmıştık hatırlıyorsan. Ki Dinar fayı da Afyon için önemli faylardan birisi. Çünkü 1995 yılında kırılmış bir fay, deprem üretmiş bir fay. İstersen oradan başlayalım yine batıya doğru tekrardan hocam teker teker fayları inceleyerek gelelim. Bitirelim Afyonkarahisar'ı. Afyonkarahisar il sınırları içerisinde daha önceki programlarda konuştuğumuz gibi 30'un üzerinde fay var. Ve bu fayların büyük bir kısmı diri fay olarak tanımlanan yani her an deprem üretme potansiyeline sahip faylar. Ve bugünkü bilimsel çalışmalara göre bildiğimiz şu. Afyonkarahisar'daki faylar 6.8 büyüklüğüne kadar yani maksimum 6.8 olacak şekilde deprem üretme potansiyeline sahipler. Tek kırılmayla tabii onu da belirtelim. Daha büyük segment olmayacak. Bazında segment kırılmayla bazında. 6.8. Tabii ki aynı anda birden fazla segmentin kırıldığını Maraş depremlerinde gördük. Burada da benzer bir durum olursa bu 6.8 büyüklüğü 7.1, 7.2'ye kadar bile çıkabilecek. Potansiyele sahip. Afyonkarahisar'daki faylardan Dinar fayı, senin de söylediğin gibi Afyonkarahisar'ın önemli faylarından bir tanesi. 1 Ekim 1995'te bazı çalışmalara göre 6.5, bazılarına göre 6.1 büyüklüğünde deprem üretmişti. Ve bu deprem ile Dinar'la o bölgedeki Işıklı Gölü'ne doğru, Çivril'e doğru olan işte benim hatırladığım kadarıyla Yapallı Köyü, Yakaköy'den geçen yüzey kırıkları oluştu. 10 kilometre uzunluğunda yüzeyde o deprem sonrasında bir kırılma meydana gelmişti. Evet, düşey yönde bir hareket meydana geldi. Hemen Dinar'ın arkasındaki dağ yükseliyor. Dinar'ın önündeki o gölün olduğu çöküntü alanında bu depremle beraber düşüyor. Tabii burada önemli bir nokta şu, bu Yapağlı ile Dinar arasındaki 10 kilometrelik kırılan kısım 95 yılında enerjisini boşalttı. Rahatlama meydana geldi orada. Ama Dinar fayı bizim bildiğimiz kadarıyla 10 kilometre uzunluğunda değil. Daha uzun. Daha uzun, yaklaşık 60 kilometre uzunluktan bahsediliyor. Ve önceki yapılan çalışmalara baktığımızda 3 tane farklı segmentten oluşuyor. Evet. Bu segmentlerden bir tanesi Gümüşsu segmenti. Gümüşsu segmenti Işıklı Gölü'nün hemen kenarında, dağın kenarında yaklaşık kuzeybatı güneydoğu uzanımlı bir segment. Bir de Dinar'ın güneyinde özellikle Dikici, Aydoğmuş arasında uzanan bir segment var. Dikici segmenti diye tanımlanan segment. Dolayısıyla burada şunu söyleyebiliriz. Dinar fayı 1995 yılında deprem ürettiği zaman, ürettikten sonra özellikle kuzeydeki Gümüşsu ve güneydeki Dikici segmentlerine enerji transferi yaptı. Evet. Yani bizim Dinar'da bundan sonraki yıllar içerisinde bekleyeceğimiz
depremler, yıkıcı depremler ki dinar fayı 6.77, 6.8 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeline sahip bir fay. Tek segment kırılırsa tabii. Evet, 6.77 tek segment ama kırılırsa. Ama birden fazla kırılırsa ki şu anki durumda birden fazla kırılacağını ben öngörmüyorum. Çünkü orta kısım kırıldı. Ortadaki kızıl segmenti evet, kırıldı. İki farklı segment parça evet. parça kırılacaktır yani, büyük ihtimalle. Dinar'ın kuzeyindeki ışıklı gölünün olduğu Gümüşsu segmenti kırılabilir gelecek yıllar içerisinde. Bir de güneydeki kısım, dikici evet. tabir ettiğimiz segment kırılabilir. Onların potansiyeli yüksek. Tabii orada yine farklı dinar fayın dışında Kızılören ve Düzbel fayları da yine Afyon'daki mevcut faylardan iki tanesi ki bunlar da 6.4 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyeli. Evet. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun hocam? Yani şimdi şurada ilginç bir nokta var. Afyon Karahisar'daki bu diri fayların deprem analizlerini Maden Teknik Arama MTA Genel evet. Müdürlüğü çalıştı ve onların yapmış olduğu çalışmalardan, yayınlardan bildiğimiz kadarıyla senin de az önce bahsettiğin Dinar'dan Sandıklı'ya doğru giden Düzbel fayı, Örenkaya fayı gibi, Kızılören fayı gibi, Sandıklı fayı gibi faylar Türkiye diri fay haritasında olası diri fay olarak, kuaterner fay olarak gösterilmişti. Yani kırmızı değillerdi, aktif olarak nitelenmiyorlardı. Ama son yapılan çalışmalar bu fayların aslında aktif, her an deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu gösterdi bize. Bu faylardan özellikle Örenkaya fayı, Dinar fayı kadar tehlikeli bir fay. O zaman beraber bizim diri fayımız, olası fayımız 3'ten 1'e mi düşüyor hocam? Evet. 28 artı yani 3'tü. Yani bir sonraki yenilenen yıllarda yenilenen Türkiye diri fay haritası güncellendiğinde biz bu fayları da kırmızı olarak göreceğiz. Diri fay statüsünde göreceğiz. Şunu da söyleyelim son olarak. Bu bölgedeki faylardan Sandıklı fayı bu faylar arasında yani Örenkaya, Düzbel, Kızılören faylar arasında yapılan çalışmalar Sandıklı fayının riskinin, deprem üretme potansiyelinin daha yüksek olduğunu gösteriyor bize. Evet. Bir de son olarak artık hani programımızın da sonuna geliyoruz. Belki kısaca da onlardan. İlimizin güneyinde bulunan ki 2019 yılında kırılan Bozkurt depremiyle kırılan iki tane fay daha var ki bunlar da Afyon il evet. sınırları içine giriyor değil mi hocam? Evet. Yani o bölgede Daskırı, Başmakçı, Evciler bölgesinde senin de söylediğin gibi 2019 depremi 6 büyüklüğündeydi ve büyük bir Bozkurt etki yapmıştı. O bölgede Gemiş fayı, Karakent fayı, Maymun Dağı fayı gibi büyük altın üstünde deprem üretebilecek fay kırıkları var. Onlar da özellikle buradaki Acıgöl'ün kenarlarından tam karayla sınır yaptığı yerlerden bu Afyon-Karahisar il sınırları içerisine giriyor. Ki orası da önemli sismik kaynaklardan bir tanesi. Ki depremde de zaten özellikle güney ilçelerimiz bayağı etkilenmişti. Evet. AFAD çünkü o bölgeye bayağı çadırlar kurdu. O çalışmalarda biliyorsun yine ilk gidip raporlayan ekiplerden. Hatta belki tek biz mi raporlamıştık hatırlamıyorum ama ilktik ama. MTA da vardı daha sonra onlar da gelmişti ama ilk deprem raporunu biz oluşturmuştuk. 9 Eylül Üniversitesi ile beraber evet, ilk raporu evet. oluşturmuştuk ve yayınlamıştık. Evet hocam teşekkür ediyoruz. Sevgili Kanal 3 izleyicileri Yer Yuvarı Yaşam programının sonuna geldik. Hepinize iyi günler dilerim.